Merhaba kıymetli izleyiciler. Bir ev haliyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün hayat gayesini konuşacağız. Hayat gayesinin bize kazandırdıklarını, hayat gayemizin olmayışının bize kaybettirdiklerini konuşacağız. Çocuklarımız mı, ailemiz mi, eşimiz mi, iyi bir iş mi yoksa eğlence mi? Hayat gayemiz nedir? Bugün bunu konuşacağız. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Hem Facebook adresimizden hem canlı telefon bağlantılarından sizlerin de paylaşımlarını bekliyoruz efendim. Her zamanki gibi konuklarım Dr. Ülfet Görgül Hocam, Bilinçleri Yüksek Kurulu Uzmanı ve Psikolog Gülşah Akçay Civris Hocam. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. Evet, Cuma ve ev halinin son günü bu haftada. Yorgun olan böyle haftayı biraz daha böyle yorgunlukla ev halinde bizi bekleyenleri biraz böyle bir neşelendirelim istiyoruz. Bir hayat gayesi belki biraz güç katacak, biraz enerji katacak gibi geliyor. Üfet Hocam, Allah insanı neden yaratmıştır? İnsanın hayat gayesi ne olmalı belki? Bu çok çok böyle özel bir soru oluyor ama baktığımızda bir insan, bir Müslüman özellikle, bir Müslüman için gayeyi hayat nedir hocam? Hayatımızın gayesini o hayatı bize bahşeden, bizi yaratan Yüce Rabbimiz belirliyor ve bunu zaten Kerim kitabında bize rehberlik etmek üzere hidayet kaynağı, yol haritası olarak ikram eylediği, inzal eylediği o kitapta da ifade ediyor. O yüzden sözün en başında teberrüken biz hemen o ayeti kerimeyi hatırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Sadakallahu lazim. Biz cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor Rabbimiz. Evet. Dolayısıyla burada yaratılışımızın asıl ve nihai hedefinin kulluk olduğunu çok açık ve net bir şekilde görüyoruz. Yine bir ayet-i kerime de soruyor bize, sizi oyun olsun diye veya başıboş bıraktığımı mı oyun olsun diye yaratıp abes olarak, eğlence olsun, boş olsun diye yaratıp sonra da boşuna bıraktığımı mı zannediyorsunuz? Bana döndürülmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz diye soruyor Rabbimiz. Ne bizim ne bu kainattaki diğer varlıkların yaratılışımız hiçbir şekilde boşuna değil, sebepsiz değil, hikmetsiz değil. İnsan olarak Allah'ın bizi var etmiş olması, yaratmış olması bizden tabir caizse beklediklerini de ortaya koymuş oluyor. Yani yok iken var olduğumuza, var edildiğimize, var kılındığımıza göre bu varoluşumuzun bir sebebi, hikmeti var. Şimdi bunu kulluk olarak ifade ettik. Birinci basamak bu. Peki kulluk nedir dediğimizde onu da bir kere imanı kamil öncelikle bu şekilde ifade edelim. Çünkü ayet-i kerimeden o liya'budun ifadesi, yani bana kul olsunlar diye yarattım ifadesini mesela İbni Abbas radıyallahu anh'ın liya'rifun şeklinde tercüme ettiği, tefsir ettiği bildirilir. O da arif olma, tanıma, bilme. Yani bir insan önce ilk vazifesi, ilk hedefi burada yaratanını tanımaktır. Evet. Bu tanıyış nasıl olacak? Biz varlığımızın delillerini, ayetlerimizi size hem nefislerinizde, enfüsünüzde hem de bu kainatta gösteririz diyor Rabbimiz afakta. O halde bu aleme, insan ve kendisine Allah'ın isimlerinin, sıfatlarının, fiillerinin bir tecelligahı olarak, bir aynası olarak bakacak, seyredecek ve nerede tanıyacak Mevla'yı? Önce kendinde. Kendimizde tanıyacağız. Sonra bu alemde tanıyacağız. Yaratılan her varlığın bir ayet olarak bize takdim edildiğini göreceğiz. Tanıma beraberinde sevmeyi getirecek. Bizi yaratan, sevdiği için bizi yarattı. Yaratmayı dilediği için var kıldı. Bizi değil başka bir varlığı da yaratmayı tercih edebilirdi. Ama tercihini bizden yana kullandı. O zaman bunun bir, bu muhabbete muhabbetle karşılık vermek lazım. Bizi yarattın ya Rabbi. İyi ki sen varsın. İyi ki sana kul olarak bizi yarattın. O halde bu muhabbet kulluğun bir yansıması, göstergesi olarak gönül alemimizi kaplaması lazım. Bunun yanı sıra tanıma, muhabbet nasıl kendisini gösterecek pratikte? İbadetle. Evet. İşte biz genellikle kulluk deyince o ibadeti mersume diye
literatürümüzde kullanılan işte şekli, vakti, zamanı belli, tespit edilmiş, tayin edilmiş ibadetler hemen aklımıza geliyor. Evet. Aslında bir müminin yaratılış gayesini bilmek ve o gayeye hizmet etmek üzere değerlendirdiği her anı hep ibadete dönüşmüş olur. Hep kulluk bilinciyle yaşarsa şayet bu genel anlamda ibadettir. Yemekte, içmekte. Yani bir ev hanımı düşündüğümüzde evet bir mesela kariyer yok, belki bir maaşlı iş yok ama evde yaptığı, ailesine, çocuklarına yaptığı her bir emek aslında o bir ibadet her kapsamına giriyor. Helal ve meşru çerçevede yapılan faydalı, yararlı her iş. Her iş. Ki buna salih amel diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi kulluk için bir imanı kamil lazım dedik. İkincisi ameli salih. İşte bu da hem kendimiz hem çevremiz için faydalı olabilecek her türlü amel. Üçüncüsü de hüsnü huluk, güzel ahlak. Bu üçü bizim yaratılış gayemizi çerçeveleyen unsurlar. Bu çerçeve içerisinde yaşıyorsa bir insan o zaman hem Allah'ın yaratmış olmasının kıymetini idrak ediyor ve bu anlamda o hizmet ediyor o gayeye demektir. Hem de rızayı bariyi kazanmak için bunlar hep bir vesile, bir fırsattır. Dolayısıyla yine gayemiz ne olmalı? Yaptığımız her işte tamamen Allah'ın rızasını, hoşnutluğunu kazanmak olmalı. Rabbim bana darılırsa, söylenen söz, bakılan işte gözüm nazarı, yapılan iş, her ne olursa olsun Mevlam şu anda görüyor, bundan haberdar. Bundan hoşnut mu değil mi? Biz ondan razı olacağız ayetin ifadesiyle. Onun da bizden razı olması için üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Burada bir hususa daha dikkat etmek lazım. Eğer gayeyi hayattan söz ediyorsak o da insanın halife olarak yaratıldığının vurgulanması ayeti kerimede. Yani yaratılış gayemizin bir yönü bu. Halifelik neyi ifade ediyor? Yeryüzünü imar etmeyi, inşa etmeyi tabir caizse. Ve bu imarı biz yaparken Hud suresinin o ayetinde ifade edildiği üzere sizi yerden yarattı Allah ve orayı imar etmek üzere sizi sorumlu kıldı. Şimdi bu imarda kadın, erkek, genç, yaşlı hepimizin bir sorumluluğumuz var. İnsan ömür kelimesiyle imar köktaştır, kardeş kelimelerdir öyle diyelim. Ve bakın ne kadar önemli bir vurgu var burada. Bir ömür imarla değerlendirilirse ömür olur. Anlamlı olur, kıymetli olur. Bu imarı da iki türlü düşünmemiz lazım. Birincisi bu arz-ı imar, ikincisi bu arz-ı imar. Bu arz-ı imar ederken işte az önce söylediğimiz imanla, muhabbetullah ile gönüller imar edilir, inşa edilir. Yeryüzünü imar için de ayet-i kerimede buna yapılan vurguya baktığımızda da dünyanın aslında hafife alınmayacak kadar anlamlı olduğunu da görmüş oluyoruz. Hazreti Ali Efendimiz bu dünyayı bize tarif ederken, tanımlarken burası vahyin indiği yerdir. Burası meleklerin secdegahıdır yeryüzü, dünya. Burası peygamberlerin mekanı, Allah dostlarının yeridir. Burası Allah'ın rahmetini kazanmanın ve cennete kavuşmanın, erişmenin ilk durağıdır diyor. O zaman mümin dünyayı imarın da gayeyi hayatı olduğunu bilecek. Bu imarın asıl hedefinin de ahirete yatırım olduğunu unutmadan. Evet. Çünkü dünya ahiretin tarlasıdır. Yani dünyaya nasıl ilişki kuracağımızı bileceğiz. Dünyayla ilişkiyi kesmeyeceğiz ama ilişkiyi onun, nasıl kuracağımız. Cazibesine kapılarak, dünyayı, hedef dünyayı kılarak diye. Çünkü dünya ve dünyanın içindekiler insan için yaratılmıştır. Ama insan dünya için yaratılmadı. Belki sizin i̇nsan söyledikleriniz, Allah için yaratıldı. Evet, sizin söylediklerinizde bir köprüydü aslında bu, bir geçiş. Hocam hani Müslüman'ın gayesinden bahsederken başka bir akım da, hani evet biz bir manevi gayeden bahsediyoruz burada ama bir akım da var ki hayatın gayesini haz
ortaya koyuyor. Haz diyor hayatın gayesi. Ben ne kadar haz alırsam hayatımın gayesinde amacıma ulaşmış olurum diyor. Evet. Böyle bir akım varken ve şu an çok yaygınken modern dünyamızda hocam, hazın hayatımızdaki yeri ne olmalı? Evet. Ya da hazı tam olarak, hedef olarak ortaya koyduğumuzda hayatımız hangi noktaya gider hocam? Evet. Tabii Ülfet hocamın çizdiği çerçevenin dışına çıkıldığı andan itibaren insanın düştüğü bir çukur var. O da yaşamını anlamlandıracak amaçlar bulmak. Burada Epikür'ün özellikle insanın amacını açıklarken bu amacı haza yaklaşmak ve acıdan uzaklaşmaktır şeklinde bir felsefesi var. Epikür felsefenin amacını insanın nasıl mutlu olacağının yollarını bulmak olarak tanımlıyor. Ve bu anlamda diyor ki felsefenin amacı mutluluğa giden yolları bulmaktır. Mutluluğa giden yol da acıdan kaçıp haza yaklaşacak her şeydir. Dolayısıyla şöyle bir formül çıkıyor ortaya. İnsan bireysel mutluluğunu hedefe almalı. Bireysel mutluluğa erişirken de bu acıdan kaçmak adına, yani acı dediğimiz şey fiziksel bir acı değil, rahatsızlık veren her şey. Haz dediğimiz şey de sadece bedeni bir haz değil, insana hoşnutluk ve mutluluk veren her şey. Şimdi bu tarife %100 uyan bir Batı medeniyeti var. Fakat bu tarifi gerçekleştirirken o çarkın dişlerini döndüren bir şeyi tüketimi araç haline getiriyor. Ve burada insanın kendi varoluşunu anlamlandırması tamamen bireysel bir ilişkiye, yatay bir ilişkiye bakıyor. Ve insan üretimi tüketmek için, tüketirken de haz elde etmek için yapıyor. Tamam, burada formülde bir sorun yok gibi görünüyor. Fakat çok ilginç bir şey var ki, bütün bunlar olup biterken insan o yatay ilişkide, o ben merkezci, tamamen egoist ilişki içerisindeyken öfke ve kaygı çukuruna düşüyor adeta. Yani bu duygular adeta bağımlılıklardaki toleransın oluşması gibi kısa süreli, bu araçlar tüketmek gibi vesaire kısa süre haz verdikten sonra arkasına hırs, öfke, kibir, uyumsuzluk, nefisperestlik, evet, şehvet ve benzeri gibi nefsani duyguların ateşini yakarak o ateşle birlikte kişinin alt bilinç dışında, nefs psikolojisine göre alt bilinç dışında bulunan nefse emmare katmanlarındaki kaygı ve öfke çukurunun içerisine düşmeye sebebiyet veriyor. Ve bu kaygı ve öfke çukuruna düşen kişi yine bu çukurdan çıkmak için bu sefer bağımlılıkları, madde bağımlılıklarını, bağımlılığın her türlüsü, insana bağımlılıktan tutun da işte sanal bağımlılıklar, madde bağımlılıkları ya da başka türlü her aracı kullanarak kendini bu çukurdan çıkarmaya çalışıyor. Fakat yatay düzlemde hangi aracı kullanırsa kullansın bu çukurdan çıkamıyor ve geldiği nokta insanın kendini tüketme noktası. İşte bugün içinde bulunduğumuz narsizm salgınları, insanın işte hani toplu katliamlar görüyoruz, birbirini katletmesi, kendi mutlu olamayınca bu mutsuzluğu da bir veba gibi bütün dünyaya, etrafındakilere yaygınlaştırması. Ki böyle bireyler aile olduğunda o ailelerden oluşan bir toplum ve o toplumun da kanserleşmesi söz konusu ki maalesef batıdan dünyaya doğru yayılan böyle bir toplumsal haz kanseriyle karşı karşıyayız. Depresyonun çok fazla yaygın olması modern dünyada. Aslında onun bir özetini vermiş oldunuz siz hocam. Tabii çok yakından bağlantılı. Çünkü bütün bunlar aynı zamanda bizim Kaliforniya sendromu dediğimiz bir şeyi ortaya çıkarıyor. Evet. Kaliforniya sendromu ben merkezcilik, enaniyet, nefis perestçilik, hazcılık ve bütün bunlara eşlik eden mutsuzluğun bir araya gelmesi sonucunda sosyal insanın yaşadığı durum. Evet. Yani Kaliforniya, benim de gidip bir dönem bulunma fırsatım olmuştu. Hani Amerika'yı, Amerika ile özdeşleşen her şeyin neredeyse toplandığı bir yer. İnsanlar gerçekten büyük bir kısmı çok müreffeh hayatlar yaşıyorlar. Çok altın yataklarının bulunmasından sonra Kaliforniya ayrışıyor diğer eyaletlerden. Fakat o kadar ben merkezci bir hayat var ki önemli olan benim mutluluğumdur. Benden başka hiç kimsenin
ne olduğu umurumda değildir. Acı çekebilir, ölebilir, açlıktan da ölebilir, başka şekilde de ölebilir. Önemli olan benim hayatım çalışsın, kazansın şeklinde bir ben merkezcilik var. Fakat onun götürdüğü noktada da yine insanın kendini açtığı büyük bir çukur söz konusu. Maalesef buraya doğru Üfet Hocam'ın verdiği formülden, o fıtri formülden, o yaratılış formülünden çıkıldığında çok ciddi bir çukura doğru insanlık düşüyor. Belki bu şekilde maddenin hedefinden saptırılıp insanın maddenin kulu kölesi olduğu, Allah'a kul olup hürleşeceği yerde Allah'tan uzaklaşıp maddeye esir olduğunun ve bunun sonucunda da kendisini nasıl helake hazırladığının örnekleriyle dolu Kur'an-ı Kerim. Hayat gayesinin hayatımızdaki birçok şeyi değiştirdiği, olumlu anlamda. Hem manevi, hocam zaten hani psikolojik açıdan çok güzel örnekler verdi. Manevi anlamda hocam, kendimizi yine de değerli hissettiğimizde, yaratılmışların en üstünü ifade ettiğiniz üzere az önce bir halife olarak yaratıldı. Hayatında gaye olması insanın, bunun dışında insana, aile hayatında neler getiriyor hocam manevi anlamda? Tabii eğer siz bir niçin yaratıldığınızın farkına varmış, bunu idrak etmiş bir kulluk bilinciyle yaşıyorsanız ve böyle bir gayeniz, hedefiniz varsa hayatınızda, o zaman bu sizin hayatınızı düzene sokuyor. Bu sizin hayatınıza anlam katıyor. Yeryüzündeki varoluşunuzu anlamlandırıyor ve insanı disipline ediyor. Değil mi hocam? Dolayısıyla gayesiz, başıboş olmak avare yaprağını rüzgarın önünde savrulması gibi bir şey. Hı. Ama insan öyle değil. Şimdi bakın, insan bunu unuttuğu zaman ve kalbini dünyaya bağladığında, şimdi bakın kalp kelimesi yerinde duramayan, dönen anlam olarak bunu ifade ediyor. Devamlı değişken olan, dönen. Nitekim oraya da duygular geliyor gidiyor değil mi? Hep bir hareket halinde kalbimiz. Dünya da dönen bir yer. Evet. O da hem daha hızlı dönüyor. Durmuyor. Şimdi yerinde durmayan bir şeyi, yerinde duramayan, dönüp duran bir şeye bağladığınızda siz de savrulup gidersiniz. Evet. Ama siz bu kalbinizi bağlanacak en sağlam yere bağlarsanız, Allah Teala'ya, onun muhabbetine, kıbleniz Rabbiniz olursa, dünya olmazsa, işte o zaman hayatınız anlamlı olur, gayesi yerini bulmuş olur. Benim hatırladıkça ve her zaman anlatmaktan büyük bir keyif aldığım, tat alarak ifade ettiğim bir anekdotum var. Buyurun. Daha önce de belki bir programda yine bahsetmiştim bundan. Bir uçak yolculuğunda yanımda oturan hanımefendinin dedesine atfen söylediği, ondan duyduğu bir nasihati benimle paylaşmıştı da, diyor ki o amcamız, Allah rahmet eylesin diyelim. Amin. Evladım, öyle bir hayat yaşayın ki Allah'ın sizi yarattığına değsin. Şimdi bir insan eğer bu idrakle, bu şuurla yaşıyorsa, ailesi de, sahip olduğu aileye de değer bir hayat yaşamış olacak, içinde bulunduğu toplumuna da hizmet eden bir insan olacak, Allah'a da onun rızasını kazanacak bir kullukla yönelmiş olacak. O yüzden her şeyden önce bizim gerçekten yaşarken gayeye, ideale, davaya ihtiyacımız var. Bizim hayatımızı dolduracak. Eğer böyle olursa anı bile boşuna harcamamış oluruz. Çünkü bizim bir yüklerimiz, özellikle tasavvuf ehli bakıyoruz, ana dahi büyük bir değer atfetmişler. O yüzden İbnül Vakt olmaktan söz ediyorlar. Evet. Yani vaktin gereğini yerine getiren insan olabilmek, vaktin kıymetini bilebilmek. Tabi bunun üstünde bir mertebe daha var ki, o da zat tecellisine mazhar olanların halini anlatan Ebul Vakt olmak. Yani orada da vakte hükmeden, zamana hükmedebilen insan haline gelebilmek. Tabi bunlar derin tefekkürleri gerektiren bir şey. Evet. Şimdi biz bakıyoruz mesela büyüklerimizden yine örnek hayatlarına. Mesela Efendimizin hayatı değil mi? Sahabe-i kiramın hayatı. Onların yolundan, izinden gidenlerin. Serasi diye büyük bir alimimiz var bizim. Hanefi fıkhında temel eserlerden birini yazan bu zat-ı muhterem. 30 ciltlik eseri nerede yazdı biliyor musunuz? Bir kuyunun dibinde. İmam Gazali Hazretleri, duymayanımız yoktur. Evet. 55 yıllık ömrüne, yani bugün için kısa sayılabilecek bir ömür bu. 55 yıllık ömrüne ciltler dolusu eser sığdırıyor. Ve sorulduğu zaman bu kadar eseri, yani biz bugün
onun eserlerini okuyup anlamakta zorluk çekiyoruz, öyle diyelim. O kadar derin tefekküre, ilme dayanan eserler. Bunları nasıl kaleme aldığı sorulduğunda da zaman içinde, zaman ikram edildi bana diyor. Yani zamanı, vakti nasıl değerlendirdiğini bu şekilde ifade ediyor. Şimdi o halde yani bir insanın kalkıp da mesela evde, ev hayatında da oluyor bu, iş hayatında da oluyor. Çok canım sıkılıyor, çok daraldım. Çocuklarımızı o kadar duyuyoruz ki bunu evdeyken. Gençlerden de, ergenlik dönemindekiler. Yani hani normal bir şey yapılıyor, evde bir aktivite var mı? Ondan o kadar hiç haz almıyor. Benim canım sıkıldı. Yani başka bir şeyle dolduruyor. Canım sıkıldı cümlesi çocuklarımızda çok sık duyduğumuz, özellikle evde. Anneler hep şu, bizim canım sıkıldığını bilmezdik. Hep oyalanacak bir şeyler bulurduk diyorlar. Oyalanma koyuyorlar belki ona. Değil mi ama hocam? Buyurun, yani bu örnek gerçekten aile hayatında şu an aktif olarak sorun olarak gördüğümüz bir şey. Şimdi kimi insan o kadar çok işim, meşguliyetim var ki yetiştiremiyorum diyor. Evet. Kimisi de işte yapacak hiçbir işim yok, canım sıkılıyor diyor. Peki bunun şeyi ne, ortasını nasıl bulacağız veya buna nasıl bir çözüm bulacağız dediğimizde, işte orada bizim ben niçin yeryüzündeyim, niçin bir aileye sahibim, niçin yaşıyorum, bunun, bu niçinin cevabını Kur'an'dan alacağız, Sünnet-i Nebi'den alacağız ve bu doğrultuda onların rehberliğinde eğer yaşamaya gayret eder, günümüzü değerlendirmeye gayret edersek o zaman sıkılmaya hiç vaktimiz olmayacak. Evet. Ama bizi sıkan nefsimizdir. Nefsani düşüncelerimizdir, dünyevi arzulardır, hırslardır, tamalardır, tuğli emellerdir. Bunlara kaptırıp gidersek kendimizi elbette çok sıkılırız. Peki hocam, hani hırstan bahsetmişken bir insanın hani böyle gerçekten ilmi anlamda, bir manevi anlamda bir gayesinde masum hırs olması sakıncalı mı sizce hocam? Gayret başka bir şey. Evet. Bakın insanın gayretli olması, bir hedefinin olması, o hedefe ulaşmak için çaba harcaması kul olarak, ama şunu da hiç unutmadan, ben kulum, aciz bir varlığım, gayret ederim, çalışırım ama takdir nihayette Rabbimindir. Başarı, nusret Allah'tan. Tevekkülümüzü elden bırakmadan. Evet, tevekkülü de elden bırakmadan. Bu güzel bir şey. Bu olgun bir tavır, imani bir tavırdır. Ama ben oraya muhakkak ulaşmalıyım. Olmazsa olmaz dediğiniz andan itibaren size hırsınız esir alır. Ve böyle bir hırs insana maalesef sahip olduğu güzellikleri, şükretmeyi, kanaati, unutturur. Her şeyi unutturuyor. Evet, kulluğu da unutturuyor. Hırslar bizim ibadetlerimizin önüne geçiyor. Evet, evet. Hırslar bizim iyiliklerimizin, insaniyetimizin önüne geçiyor maalesef. Hırslı insan kendine de etrafına da zarar veren insandır. Orada çok ince bir nokta daha var zannediyorum. Yani kişi niyetleriyle dokunduğu her şeyi dönüştürüyor aslında. İyi niyetle yaklaşması. Yani bir davranış, hani hicret konusunda öyle meşhur bir hadis-i şerif var ya hocam, herkesin hicreti niyetiyledir şeklinde. Yani yola çıkarken hani bu hayırlı bir iş gibi de görünse, oradaki niyetim yatay bir niyetse, sadece bana bakıyorsa, işte benim bir akademik kariyerimse, benim kazanacağım maddi bir kazançsa ya da başka şekilde sadece bana fayda sağlıyorsa, orada kainatla, eşyayla yatay bir ilişki kuruyorum. Ve bu yatay ilişkide kendimi tüketmeye götürüyorum. Yani üretimi tüketim için yapıyorum aslında. Evet. Ama dikey ilişki kurduğumda, yani diyelim ki bir akademik çalışma bu. Ben burada ne yapmaya çalışıyorum? Bilme ihtiyacım var. Alim olan Allah'ın, Alim isminin benim üzerimdeki tecellisiyle bir bilme ihtiyacı, öğrenme ihtiyacı ya da öğretme ihtiyacı diyelim. O bağlantıya geçtiğimde, yani onu istemek bile benim elimde değil, bana veriliyor, o isteme veriliyor, ona dair kabiliyetler veriliyor, fırsatlar sunuluyor ölüme. Sonra ben de onlarla bir şey ortaya koyuyorum. Yani kendi rolümü doğru yere koyup dikey bir bağlantı ile o davranışı yapılandırırsam eğer, işte burada o hazdan çok daha farklı bir yere gidiyor insan. Gayeyi hayata doğru gidiyor. Çünkü bu insanın aşkın tarafıyla, ben merkezci olmayan tarafıyla bağlantılı. İşte orada insanlar mutlu oluyorlar. Orada insanlar huzurlu olabiliyorlar. Ve o tüketmeye değil, üretmeye, bolluğa, berekete götürüyor belki de insanı. Paylaşıma götürüyor, evet. Değil mi hocam? Hani bahsediyoruz ya, hayat gayemiz. Bizim için önemli olan bir de
hani ömrümüzü belki veriyoruz. Saçımızı süpürge ettiğimiz evlatlarımız var. Biz onlara, şimdi dedik ki hep sıkılıyorlar onlar. Şimdi sıkılmamaları için, daha doğrusu bir hayat gayesi, vizyonu kazandırmak için ebeveynler ne yapmalı? Anneler onlara ne göstermeli? Elbette hani senin gayen bu. Hadi bakalım bunun peşinden koşacaksın. Böyle bir şey tabii ki mümkün değil. Onların içinden coşmadıkça siz ne yaparsanız yapın, önüne dünya kadar fırsat da koysanız eminiz ki bir işe yaramayacak. Ne yapmalıyız hocam aileler olarak? Zannediyorum farkındalık çok önemli burada. Yani neyi neden yapıyoruz? Yola niye çıkmıştık? Yani hep şöyle bir durup ara ara kendimizi güncellemesi, telefonlarımız ara sıra programlarını güncelliyor ya, yeni işte uygulamalar var. Şimdi basit bir alet bile işte belki de haftada bir kendini güncelliyor. Ama biz bir yola düşüyoruz, böyle gidiyoruz 50 yaşında bir dönüp bakıyoruz, ne yapmıştım ya ben? Bir dakika yani ne içindi falan, orta yaş krizi de öyle oluyor zaten. Hani 50 yaşına kadar Allah ömür verecek mi o da belli değil. Beklemeden belki her gün başımızı yastığa koyduğumuzda, belki her vakit namazda, her fırsat bulduğumuzda ne yapıyorum, ne yapmak istiyorum gerçekten ve bunların sonucunda nereye varmak istiyorum, hem kendimize hem evlatlarımız bazında sormamız gerekiyor ve evlatlarımızın da sormasını sağlamak gerekiyor. Çünkü modernite bize bir formül veriyor. İşte iyi okullarda okusunlar, iyi üniversitelere gitsinler, iyi işleri olsun, iyi arabaları olsun, iyi telefonları olsun, iyi evleri olsun, mutlu olsunlar. Ve bu formül artık yani biraz önce de söylediğim gibi veba gibi ve maalesef o formülü gerçekleştirirken birçok yol kazası oluyor. Formülün gerçekleştiği durumlarda da çok büyük bir depresyon çukuru. Hocam istediğim her şey oldu ama mutsuzum. Ama çok mutsuzum. Çok kötü. Çok mutsuzum. Tabii bu noktada ne var? Yani artık gelmeden önce bugün bazı çalışmalara baktım yine. Mesela 26 yaşında bir kadın, işte ailemle birlikte yaşıyorum, Amerikalı bir kadın. Şöyle böyle ama hayatta hayatın hiçbir anlamı yok benim için. Hiçbir amacım kalmadı. Buradan nasıl devam edeceğim? Yani insan varoluşunu neredeyse zehirliyor böyle bir formül içerisinde. Evlatlarımızı büyütürken kendilerini bilme, kainata, kendilerine hayret nazarıyla bakma, o hayretten yola çıkacak takdirle birlikte hani ezbere bir takım formüllerden bahsetmiyorum burada ama tefekküre yönelik bir takım tohumları atmaya başladığımızda o çocuklardaki hayret nazarı, bilme ihtiyacı biraz önce Üfet Hocam'ın götürdüğü formüle gidiyor. Bilmeye, sevmeye, sevdiği ve bildiği o aşkın bağa karşı kulluk yapma ihtiyacına götürüyor. Ve zannediyorum ki ebeveyn olarak çocuklarımız için yapabileceğimiz daha iyi hiçbir şey yok. Buna sahip olan bir evlat zaten öz değere sahip olur. Çünkü kendi değerini neyle, nereden bilecek? Yok iken kendisini var eden bir yaratıcı var. Her an var etmeye devam ediyor. Değerini bizzat ondan alıyor. Bu da özgüveni pekiştirecek. Ne okul başarısı, tabii evet. Muhteşem bir özgüven kaynağı bu, tükenmeyen. Çünkü içsel. O ve ailenin çocuğu aşkın olduğu için değil. Allah'ın kulu olduğu için değerli ve kıymetli olduğunu fark edecek. Allah'la bağlantısını kurdu aile onun. Hı. Ne şu okula gittiği için, ne bu işte sınavı kazandığı için hiçbir şey yok onun değerini artıran ya da azaltan. O değerini Allah tarafından tercih edilip yok iken var edilmekten alıyor. Şimdi öz değeri sahipse, o öz değer kaynağına da sırtını verdiyse bu da neyi getiriyor? Yeterlilik duygusunu. Çünkü kendi cüz'i iradesi var, sırtını Allah'a dayadıktan sonra, niyetiyle ve iradesiyle üzerine düşeni yaptıktan sonra tevekkül eder ve sonuçları da narında hoş, nurunda hoş diye karşılar. Şimdi böyle bir çocuk yetiştirdiğimizde, neyi düşüneceğiz ki başka? Evet. Onun için, onun kendisine hayırlı ve insanlığa hayırlı bir insan, bir kul olabilmesi için temel araçları verdik. Yani balık tutmayı öğrettik ona. Ama biz ne yapıyoruz? Balık yediriyoruz. Balıkları yediriyoruz, doğru. Ha bir de şurada var Gülşah'cığım, öyle yetiştirebilmek için o anne baba yetiştim önce. O da var, kesinlikle. Tabii yani bu farkındalık yani işi, ebeveyn olarak biz yetiştik mi? Biz kulluğun neresindeyiz ki çocuğumuzu o aşıyı yapabilelim? Hep biz ona dünyevi hedefler çiziyorsak ve bunun için yarışı, bunun için efendim yerine göre kıyaslamayı yapıyor ve yaptırıyorsak çocuğa, o manada bütün çabamızı harcıyorsak, evet. O çocuk yarın öbür gün kıblesini nasıl bulacak?
Yani bu çok önemli. Hadi ergen oldun namaz kıl dediğimizde çocuğun direkt yani bağını zaten namazla başlamayacağız önce. Önce yani o böyle oluyor tabii, işte maalesef. Öyle oluyor. O da bir mana ifade etmiyor. Veya anne babanın gördüğü yerde kılıyor belki görmediği yerde. Yani namaz bilincinden önce eğer muhabbetullah kalbe nakşedilse zaten ne olursa olsun bir müminin hayatını namaza göre tanzim etmesi gerektiği idrakine erişecek. Bu, yani önce çocuklarımıza idrak verebilmemiz lazım ama kendimizin buna sahip olmamız gerekiyor ki çocuk bizde bunu görsün sözümüzden evet, önce. Evet. Biz bugün öyle zannediyorum ki yetişkinler olarak da davamızı kaybettik, ideallerimizi kaybettik. Maalesef. Allah'a karşı kul olma aşkını, iştiyakını kaybettik. Hani Orhan Gencebay'ı şimdi şeyle anacağım. Buyurun hocam. Saygıyla anayım diyeyim. Diyor ya aşksız geçen ömrüme yazıklar olsun. Leyla aşkından eğer evet, onu kastediyorsa şair. Evet. Leyla aşkından yoksunluk bile bunu söyletiyorsa bir insana. Ya Mevla aşkı. Değil mi hocam? Eğer hayatımızın rengini o aşk belirlemiyorsa bizim ve çocuklarımızın. O zaman dalıp gidiyoruz işte dünya aşklarına, evet, geçici sevdalara. Onlar da bizi tüketiyor maalesef. Yuvamızı da tüketiyor, bizi maalesef de tüketiyor. Model olarak hani anneler biz neyiz ki ya da kulluk bilincinin neresindeyiz derken zaten hani çocukları da yarıştırıyoruz. O ayrı bir konu. Ve gaye olarak genelde baktığımızda etrafımızda değil mi hocam vakalarımızda da sınav. Evet. Hayatı tamamen sınavlar maddi üzerine kurulu. İyi bir üniversite bahsettiğiniz şeyler. Anneler belki buna örnek olarak da annelerin ya da komşular, akrabalar arasında bir yarış var. İyi bir ev, iyi eşya. İşte falanca kişinin evini, en iyi evini yeniledi. Erti ya da görümce örnek veriyorum. Farklı bir karşı komşu bunu yaptı. Ben de yapmalıyım. İşte farklı gayeler belki burada maddeye bağlı bir gaye söz konusu oluyor. Etrafımızda kainat aslında bir gaye üzerine yaratıldı dediniz ya hocam. İnsanın gayesini bir kenara koyarken etrafımızdaki bütün her şey yaratılmışlara baktığımızda hayvanat olabilir, bitkiler olabilir, bir yaprak olabilir. Hı-hı. Bütün her şey gaye üzerine yaratılmışken bizler onlara bakarken hangi nazarla bakmalıyız ki gerçekten hayat gayesi adına güzel bir şekilde nemalanabilelim hocam? Salt bir varlık, bir eşya, bir nesne olarak değil, Allah'ın esmasının zuhur ettiği, efalinin, fiillerinin ortaya çıktığı, sıfatlarının yansıdığı birer az önce de dedik ayeti kerime olarak. Aynen böyle. Yani Kur'an-ı Kerim'in cümlelerine nasıl ayet diyorsak, kerim, değerli, kıymetli kabul ediyorsak, en az onlar kadar değerli, kıymetli olarak görmemiz lazım bu kainatı ve içindekileri. Çünkü birisi Allah'ın kelamının zuhuru, vahiy, Kur'an-ı Kerim, öbürü de efalinin, sanatının, ilminin, isimlerinin, sıfatlarının zuhuru yarattığı bu alem. İkisi de kitap, ikisi evet, de evet, okunacak ve hikmetle bakılacak kitaplar. Biz sana kitabı ve hikmeti verdik diyor Kur'an-ı Kerim'de. Birçok yerde bu vurgu geçer Resulullah Efendimiz'e. Biz sana kitabı ve hikmeti verdik. İşte kitap elimizde de hikmet nerede? O hikmetin peşine düşmemiz gerekiyor. Hem Kur'an'dan alabilelim o hikmeti hem bu alemden alabilelim. O manada gerçekten alemde hiçbir şey boşuna yaratılmıyor. Allah'ın boş şeyle işi olmaz ki. Yani bu kadar kuvvet, kudret, ilim, irade sahibi zattın boş bir işi olabilir mi? Boşluk bize ait bir şey. Abesle iştigal bize ait bir şey insan olarak. Biz de bu abesle iştigalle maalesef kendimizi, ömrümüzü israf ediyoruz. En büyük zararı bu manada kendimizle, ömrümüzle oynamış olarak yapıyoruz. Her neye bakarsak bakalım, onu bize Allah'ın güzelliğini, büyüklüğünü, yüceliğini anlatan bir eser olarak göreceğiz. O yüzden kula düşen eserde müessiri seyretmektir demiş büyüklerimiz. İşte bu eserde müessiri, bunu var edeni görebiliyorsak o bakış ne güzel. Ama bir göz ki eşyada kudretullahı görmezse o göze gözüm var deme diyor şair yine. Evet. İşte eşyada kudretullahı görebilmek.
Bunun mümince bir bakış olduğunu bize ayet-i kerimede ifade ediyor Rabbimiz ve bu ayetler nüzul ettiğinde o gece Efendimizin uykusu kaçıyor. Sabah namazı vakti Hazreti Bilal geliyor ezan okumaya. Hazreti Ayşe annemiz bakıyor, Efendimizin yatağı hiç bozulmamış, secdelerde, gözyaşları içerisinde, tefekkür halinde, özür diliyorum. Diyor ki, ya Resulallah, sizin gelmiş geçmiş bütün günahlarınız bağışlanmışken, siz insanlığın efendisi kılınmışken, bu kadar kendinizi heder ediyorsunuz, yoruyorsunuz. Ben şükreden kul olmayayım mı? Rabbim bu kadar şey ikram etmiş iken, bana bu gece öyle ayetler indirildi ki diyor, bunları okuyup da ibret almayanlara yazıklar olsun. Hangi ayetler o ayetler? İşte Ali İmran suresinin 190-191. Ayetleri. Orada inne fî halkis semâvât diye başlıyor. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelişinde, akıl sahipleri, gönül sahipleri, idrak sahipleri için hikmetler vardır, manalar vardır. İşte mümin bu aleme o mana gözlüğünden, Kur'an'ın bakmamızı istediği yerden bakacak. O zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki, o müminler ki, bunu başarabilenler, ayakta, otururken, yatarken, her daim Rablerini zikreden, onunla zikri daimi ile gönül irtibatını, bağlantısını kurmuş olanlardır. Veyetefekkerun. Onlar tefekkür ederler. Yani o zikirleri, o Allah'ı anışları, onun huzurunda olduğunun idrakiyle yaşayışları onları aklı selime erdirir. Tefekkürlerini, düşüncelerini açar. Bu aleme bakar ve derler ki Rabbena ma halakte haza batıla. Ya Rabbi sen batıl hiçbir şey yaratmamışsın. Batıl nerede? İnsanın gafletinde, nefsine uyup yaptıklarında, ama alemde batıl diye bir şey yok. Merkez Efendi'nin dediği gibi, Allah yanlış bir iş mi yapıyor, ben onu düzelteyim demiş ya, Efendisi sorunca, Allah bir günlüğüne kainatı yönetme, idare etme yetkisini size verse ne yaparsınız diye öğrencilerini bir imtihana tabi tutuyor. Herkes kendince bir şeyler söylüyor işte. Bütün insanları namaz kılan yapardım, hidayet ederdim. Bütün içki içenleri ortadan kaldırırdım. İşte içki kötülüklerin anasıdır. İşte oruç tutmayan bırakmazdım. Herkes bir şey söylüyor. Sıra bu öğrencisine gelince, diyelim ki Mehmet Efendi, evladım sen ne dersin? Hocam diyor, Allah alemde yanlış bir şey mi yapıyor, ben onu düzelteyim. Bu alemde her şey yerli yerince, sen merkezi buldun diyor. Ondan sonra Merkez Efendi diye anılmaya başlanıyor. Oradan geliyor yani. Bizim de evet, merkezi bulmaya ihtiyacımız var. Evet. Böyle var anlatırken beni merkezde. Öyle yerlere gittim ki ben böyle insanları dinliyoruz hasbihal ederken hep o amaçlar aslında araç olarak insana sunulan ve şükrünü belki binde bir yapamadığımız bir sürü şey bizim amacımız olmaya başlıyor hocam. Yani falanca kişiye soruyoruz, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, nasılsın diye. Hep bir metadan bahsediliyor ve işte araba almak, çocuklarını iyi okullara göndermek, bunlar aslında araçken artık amaç olmaya başlıyor. Ve hani şunu duyuyoruz, duyduğumuz yaşlılar vardır. İşte oğlumu bir evlendirseydim ya da oğlumun bir iyi işe girdiğini görseydim ölsem de gam yemem. Diyor mesela. Bir amaçken, pardon, araçken amaç haline dönüşüyor. Biz bu dengeyi sağlamak için özellikle çocuklar bu dengeyi sağlayamadıklarında aileler çocuklar üstünde intihar vakaları hocam görüyoruz biz. Gayesiz, amaçsız. Evet, o kadar güzel örnekler var ki İslam tarihine baktığımızda. Peki şu an günümüzdeki gençler hocam, intihar vakaları gözlemlediğiniz kadarıyla neler söylersiniz bu konuyla bağlantılı? Evet. Üfet hocam hep güzellikleri anlatıyor bana da. Geri kalan. Şimdi bir şey iç karartıcı boyutu. Yok hocam, siz şimdi iç karartıcı bölümü biraz açacağız biz. İnsanların içini açmamız gerekiyor ki biz bunların önüne geçelim hocam. Bizim burada gayemiz evimizin hallerinde olan her şeyi inşallah pozitife çevirmek. Evet inşallah. İnşallah. Öyle. Tabii inşallah bence burada çok bilim alarak çok maalesef güzel hizmetler yapıyor. Allah razı olsun. Ben kendisinden çok istifade ediyorum dinlerken. Aslında o patolojinin üzerinde yani onu
insanı oraya getiren yerleri öyle güzel açıyor ki. Evet. Oradan çıkmak için öyle güzel ipuçları sunuyor ki. Tabii modern psikoloji kaynağını Batı'dan alıyor ve felsefeden kopmuş ve varoluş amacı nedir psikolojinin? Hani kiliseyi kovmuş Batı yerine bir şey koyacak insanları susturmak için. Kaynağını buradan alıyor. Buradan alınca tabii biz de çok ayıklamak durumunda kalıyoruz. Yani onu tamamen reddetmek değil de doğru okuyup ihtiyacı karşılayacak şekilde nasıl konumlandırabiliriz de bakıyoruz. Şimdi sorunuza gelecek olursa tabii bu anlamda da hep patolojiye bakmış oluyoruz, evet. Ama pozitif psikoloji diye bir şey de var elhamdülillah. Kaliforniya sendromundan bahsettik biraz önce, dedik ki insan hazza yönelince o ben merkezci, şehvetperest ve mutsuz haliyle Kaliforniya sendromu denilen bir şeye düşüyor, bir çukura düşüyor ve o çukurun içerisinde daha da mutsuz oluyor, daha da bağımlılıklara müptela oluyor. Özellikle 90 sonrası kuşaklar, yani işte savaş görmemiş, açlık görmemiş, hayatı daha müreffeh yaşamış ve sen mutlu ol yeter gayesiyle ebeveyni tarafından büyütülmüş kuşaklarda Kaliforniya sendromunun depresyona, varoluşsal anlam krizleri nedeniyle depresyona götürdüğü ve depresyon içerisinde de bu anlamda intiharların çok sık görünebildiği tespitler arasında, yapılan tespitler arasında, hatta birkaç ay önce bir intihar videosu yayınlanmıştı. Böyle bir iş adamı, yani eğitimli, evet, kariyeri olan, işte sevdikleri olan, ailesi olan birisi. Ama şöyle özetliyor, ben inanmıyorum. Yani hani aklım kabul etmiyor bunu. Bakıyorum hayatta her şeyi yaşadım, her zevki tattım. Daha fazlası için daha fazla uğraşmam gerekecek. Gerçekten çok kendimi kasmam gerekecek adeta, bunu söylüyor. Ya bunu da istemiyorum. O zaman yani yaşamama devam etmeye bir sebep yok. Aslında olan biten büyük bir şey yok hayatında. Yani iflas etmemiş, ihanete uğramamış. Hayat normal gidiyor. Belki dışarıdan bakıldığı zaman imrenilecek, benim hayatım oldu diyebilecek bir hayat değil mi hocam? Kesinlikle, yani müreffeh bir hayatı var çünkü. Fakat varoluş anlamını kaybetmiş. O elinde belki vardı bir zamanlar, kar gibi erimiş gitmiş. Aklın kör ışığının altında akıl feneriyle bakmaya çalışınca o gönlün nuru kaybolduğu zaman çok büyük bir karanlığın içerisinde kalmış. Belki gölgeler ona canavar gibi görünmüş. O eşyanın gölgesi, belki eşyanın hakikatini görse daha farklı olacaktı. Tabii burada gördüğümüz şey anlamsızlık krizi nedeniyle oluşan intiharlar. Şimdi majör depresyon zaten intihar riskinin bildiğiniz gibi mevcut olduğu bir durumdur. Fakat her depresyon intiharla sonuçlanmaz. Eğer kişi depresyon içerisindeyken hayatını anlamlandırabilmeye dair bütün ümit ışıklarını tükettiyse, eline attığı her dal elinde kalıyorsa, hayat onun için acıdır. Mesela şu anda hali hazırda görüştüğüm danışanlarım var. Yaşadıkları acılar neticesinde belki de depresyona girmişler. Ama bakıyoruz ki yaşamlarını anlamlandıran şeyler yataymış zaten. O aşkın boyutla bir anlam örgüsü kuramamışlar ve o anlamlandırdıkları şeylerle bağı koptuğu andan itibaren tam bir anlamsızlık içindeler ve çok büyük bir acı yaşıyorlar. Zaten Albert Camus diyor ki varlığını sorgulayan insanların varoluşlarının anlamsızlığını fark ettikten sonra hayatlarını nasıl devam edebilecekleri çok ciddi anlamda şeydir, zor bir sorudur diyor. Çok bilmek, hani yine de bu bilmeye gitmek insanı en tedirgin eden şey. Daha fazlasını istiyor, merak ediyor çünkü insan. Kesinlikle, ama sorgularken bir şekilde tuttuğu yerler yanlış olunca anlamsız şeklinde bir sonuca varıyor. Ve o şekilde hayata devam edebilmek akıl dışı bir şey. Çünkü insan varoluşu, yaratılışı itibariyle anlama ihtiyacı olan bir varlık. Mutlaka eğer kendini uyuşturmuyorsa anlam arayışıyla ilgili sorular karşısına çıkıyor. Ve bu soruları anlamlandıramayan kişiler intihara gidiyorlar. Bu gençlerde daha sık görülebiliyor ya da yaşlılarda daha belirgin. Şimdi hocam anlatırken yaşlı bir dede geldi aklıma. Evet. 90 küsur yaşında. Ve halini hatırını sorduğum zaman bana
ölümün kapımı çalmasını bekliyorum. Evet. Çökmüş bir psikoloji. Evet. Ölümün ve ölüm korkusu da yaşıyor. Onu da fark ediyorsun. Çünkü gözleri doluyor, yani. Gözleri titreyerek bunu söylüyor. O an hani ben tutamadım gözyaşlarımı. Öyle bir çaresizlik ki ben artık yolun sonuna geldim. Ölüm kapımı çaldı çalacak. Onu bekliyorum. O örnek. Biraz da belki bizim yaşlılığa atfettiğimiz anlamdan da kaynaklanıyor tabii, bu. Tabii işi bitmiş onlara bakış anlamında evet. bakılıyor. Yani bu formül içerisinde modernite yaşlıya artık üretemeyen, tüketimi de az olan, dolayısıyla fuzuli yani. Evet. Ölse de kurtulsak gibi evet. bakılabiliyor. Tabii atık gibi bakılıyor. Ama Efendimiz ne diyor yaşlılar için? Evin bereketidir. Değil mi? Bir evde yaşlılar varsa, emzikli çocuklar varsa... veya şöyle söylüyor hadiste, içinizde emzikli çocuklar, işte yaşlılar ve otlayan hayvanlar olmasaydı üzerinize azap yağardı diye. Yani azabı bizden uzaklaştıran paratoner vazifesi görüyor neredeyse büyüklerimiz. O kadar önemli bir yerleri var ki bizim için. Ama bunu onlara hissettirebilmek, yani sen yaşlandın artık senin yapacağın bir şey kalmadı değil, hayır. Onların sahip olduğu bilgi birikimi, hayat tecrübesi bizim için bulunmaz bir fırsat. Yani olgunlaşmış kitap okuyup, meyve değil mi? Evet, olgunlaşmış meyve. Biz kitap okusak onların hayat tecrübelerini bulamayız o dersleri. Az önce mesela aktardık bir tanesi değil mi? Ne kadar güzel bir nasihatti. Evet. O açıdan yani yaşlıların öyle hissetmesi insanın gerçekten içine dokunuyor. Çok dokunuyor. Kesinlikle ve maalesef dokunuyor. Yaşlıların depresyona girdiğinde tamamlanmış intihar teşebbüsleri çok daha yüksek oranda, gençlerden daha yüksek oranda. Çünkü artık beklentileri de yok hayata dair. Yani evet. ömrümün ahirine geldim. Hayatının da anlamı yoksa. Hani işte özellikle hastalıklar söz konusu olduğunda ötenizi tartışmalarını biliyoruz zaten. Evet. Bütün bunlar maalesef hayatın anlamsızlaşması nedeniyle ölümü artık düşünen kısmını, bilinci ve farkındalığı sonlandırmak anlamında seçmeye getiriyor insanı. Üniversitede bir hocam vardı, işte hani din üzerine, varlık üzerine konuştuğumuzda bana şunu söylemişti. Yani hocam etrafınıza bir bakın, hani okulumuz çok güzel, Boğaz'dan hazır bir yerde, muhteşem bir tabiat var. Yani bu muhteşem tabiat, bütün bu harikuladelikler neden yaratılmış olabilir? Yani niye bu kadar güzel bunlar? Yani bilmiyorum. Peki niye yaşıyorsunuz o zaman? Öleceğim ve gübre olacağım. Evet. Ağaçlara demişti. Tabii böyle, bu da bir aslında varoluş anlamı onun için. Ruhsuz hayat böyle olur. Tabii. Bu da bir varoluş anlamıydı. Hani böyle de küçültebiliyor insan kendisini. Ama yine bir anlam çıkarıyor. Bunu dahi çıkaramadığında hayatına son veriyor maalesef. Bu çok ciddi bir tehlike. Oraya giden yoldaki ayak izlerini iyi görebilmemiz gerekiyor. Çünkü son anda durdurulması çok zor. Baktığımızda değil mi, o kişi belki bir üniversitede hoca, bir kariyer sahibi ama kendisini bir halife olarak bize Allah bu benzetmeyi yaparken o kişi kendisini bir mikroorganizmaya dönüşeceğine inanarak bu kadar kıyarsız, kıymetsiz, hiçbir anlamı olmayan bir varlıksızlığa dönüştürüyor aslında. Evet. Güzel bir varlık yani. Bu noktada benim arkadaşımı hatırlattınız gene. Psikolog bir arkadaşım vardı yurt dışındayken. Aynı şekilde ölüm korkusu yaşamıyor ama hayat gayesi olaraksa evet hedefleri var. Şimdi bir de böyle bir Müslümanın gayesini konuşuyoruz ama hocam. Bir de hiçbir inancı olmayan insanlar var ve dünyevi gayeleri var. Öldükten sonra toprağa karışacağım ve ne olacağım ben de bilmiyorum diyor. Ama bu onu intihara götürmese bile mutsuz ve hani mekanik bir robotlaştırmaya gidiyor. Belki batıdaki insanların birçoğu yolda yürürken gördüğümüz o mekanik ve robot yüzler değil mi hocam? Evet. Çok derinlerde kaygının olduğu yüzler. Aslında kaygı o kadar güçlü ki uyuşturmak zorunda kendini. Hissizleşmek zorunda çünkü o kaygıyı, bilinç dışına ittiği kaygıyı azıcık yukarı çıkarıp yüzleşirse yaşayamaz onunla. Bütün fonksiyonları, işlevleri alt üst olur. O ince camdan duvarı oraya örmek zorunda ki yüzüne geçirdiği maskeyle birlikte ruhuna geçirdiği camdan duvar devam edebilsin. Yoksa yani olabilecek bir şey değil düşünüyorum. Evet. Benim aklım almıyor. Yani yapamıyorum. Hani sabah kalktığımda bile bir günün içerisinde yapacak anlamlı benim zihnimde bir yere tekabül edecek bir işim yoksa o gün kendimi depresif hissederim. Kesinlikle. Öyle bir o kadar hayatı boş düşünün.
Evet. Böyle bir hayatı düşünün. Izdırap yani. Kaldı ki yapacak o kadar çok iş var ki, o kadar çok sorumluluklarımız var ki etrafımıza baktığımız zaman bizden beklenenler, biz bunların ne kadarını yerine getirebiliyoruz? Yani o manada da vebal altındayız, evet, değil mi? Maddi manevi yardıma ihtiyacı olanları, desteğe ihtiyacı olanları, ne bileyim açları, yetimleri, ağlayanı, dertliyi gördüğümüz zaman kaç tanesine yetişebiliyoruz? O yüzden her insanın bu alemde düşündüğü zaman, istediği zaman Allah onun önüne öyle hizmet kapıları, öyle iyilik fırsatları sunacaktır ki. Ama yeter ki onun o çabanın peşine düşsün. O öyle ihtiyacı bir arayışın, fark etsin, evet, o ihtiyacı fark etsin, o arayışın derdine düşsün insan. Bunun derdine düşerken insanlar bir kısmı da hayat gayesi koymuşken önüne isyana sürüklenebiliyor. Yani neden, hani iki soru var. Beni neden yarattı acaba Allah deyip bir sorgulama ve hayat gayesine giden bir güzergah var. Bir de Allah'ım beni niye yarattın, niye olmuyor yaptığım işler deyip kendi önüne koyduğu hedeflere ya da gayelere ulaşamadığında benim ne işim var, beni niye yarattın? Hesap sorma gibi, hesap sanki sormaya geliyor. Şimdi evet, burada tevekkül noktasına belki değineceğiz ama hocam konu hakkında neler söylersiniz? Yani beni niye yarattın? Diyor ki Rabbimiz, ben seni kul olman için yarattım. Ben sevdim, istedim bir kutsi hadiste, bilinmek istedim, insanı yarattım. Yani kainatın, yerlerin, göklerin, bütün varlığın, aklımızın almadığı büyüklükteki bu kainatın ve her şeyin Rabbi olan, değil mi? Rabbül Alemin diyoruz bakın Fatiha'da, günde defalarca tekrar ediyoruz bunu. Rabbül Alemin'e kul olarak yaratılmış olmak ne kadar büyük bir iltifattır şu insana, ne kadar büyük bir lütuftur. Bir insan bunun farkına varmıyor da beni niye yarattın efelenmesine, isyanına dalıyorsa, hani gerçekten nasıl izah edeceğiz bunu? İyi ki yarattın ki ya Rabbi, senden haberdar oldum. İyi ki yarattın ki senin rububiyetine, ubudiyetle yönelme fırsatı buldum. Evet. İyi ki yarattın ki bu gözüm senin güzelliklerini görüyor. Bu dilim seninle muhabbete dalıyor, seni zikrediyor. Bütün bunlardan mahrum kalacaktım yaratılmamış olsaydım. Şimdi, eskiler olanda veya olmayanda hayır var derken yine orada da aslında olmayan da bir hayat gayesi belki, değil mi hocam? Tasavvufi perspektife çevirdiğimiz zaman bunu. Şimdi şöyle, yani bu tarz sorgulamaları yapan, hani az önce dediğin, ben niye yaratıldım? Allah beni niye yarattı? Yaratılmayı ben mi istedim ki beni bir de hesaba çekecek? Daha bunun gibi neler duyuyoruz biz? Ne mailler, ne sorular alıyoruz. Telefonlar alıyoruz. Şimdi bütün bunların altında hep işte doğru mu söylüyorum, depresif bir ruh hali, evet, gayesiz kalmış, bulanmış bir zihin, dolayısıyla imandan, imanın o berraklığından uzaklaşmış bir akıl ve kalp bu sorgulamaları ortaya çıkarıyor. Şimdi siz darlıkta da kulunu yalnız bırakmayan bir Allah'ınız olduğuna iman ettiğinizde, yani eğer kişiyi bu soruları sormaya, sıkıntıları, bunalımları, depresyonları sebep oluyorsa, ama orada da yine kulu yalnız bırakmayan Rabbi var. Evet. Siz namazla, duayla beni yardıma çağırın. Siz dua edin, davet edin, çağırın, ben icabet eden ederim buyuran Rabbimiz var bizim. Bizim ona bir adım atmamız dahilinde, takdirinde bize 10 adım yürüyeceğini ifade eden. Biz yürüyerek gidersek ona doğru, bize koşarak geleceğini söyleyen bir Rabbimiz var bizim. Ve ben kulumu severim. Sevdiğim zaman onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum deyip bu kulunu böyle muhabbetiyle sarıp sarmalayan bir Mevlamız var bizim. Ne isterse veririm, bana sığınırsa muhafaza ederim diyor. Şimdi bütün bunları duyduktan sonra bir insanın, yani şimdi bilmiyorum ne kadar hakkı var mı? Var mı? Allah'ı sorgulamadan önce kendimizi sorgulamamız lazım. Evet. Ben bunlara, bu iltifata layık mıyım? Layık olmak için ne yapıyorum? Evet, bunu sorgularken bir de hani dünyaya bir kere geliyorsun. Bir de böyle hani bu kadar sorgulanırken, sıkıntıları varken, neden ben yaratıldım sorusuna varken birisi belki çok güzel bir yol çizebiliyor ama başka biri dünyaya bir kere geldin ya, boş ver diyebiliyor yaşa ya hocam. Gitsin, evet. Yaşa gitsin. Yani bu sorular bu şekilde geldiğinde belki şöyle bir formül yapabiliriz izleyicilerimiz için. Eğer sağlıklı bir duygu durumunda değilseniz eğer, bu soruları
bu soruların cevaplarını aramadan önce ruh halinizi bir dengeleyin. Sağlıklı bir zihinle bu soruları sorun. Çünkü maalesef bunlar insanın inkar noktasında. Başka yani yine intihar da aynı şekilde kendini tüketmesi noktasında, yaşamını sonlandırması noktasında başka yerlere de götürebiliyor. Ve biz eğer o yatay ilişkiler ağı içerisinde kendimizi tüketip de bu sağlıksız sorgulamalara gidecek olursak eğer, hani dönüp bir dışarıya bakalım, bir dikey ilişki içerisinde bir şeyler yapmaya çalışalım diye hemen ben kısa bir formül vermek istiyorum. Programa gelmeden önce bir arkadaşımla ufak bir konuşmamız oldu. Koruyucu ailelik yapmak istiyorum bir kız çocuğuna dedi. Ben dedi anladım ki kurtarmak için, kurtulmak için kurtarmak lazımmış. Kendi hayatı da çok anlamlı bir yolculukla dolu. Evet, kendimizi kurtarmak istiyorsak anlamsızlıktan, anlamsızlık çukurlarından, böyle elimizi uzatıp, çünkü dikey ilişkiler aynı zamanda diğerkamlıkla da Allah'ın böyle bize güzel kapılar açtığı süreçlerle başlar. Birilerini kurtarmaya çalışalım, bir çocuğun başını okşayalım, birine selam verelim. Kendimizi hiç iyi hissetmesek de, çok mutsuz olsak da, dünyaya küsmüş olsak da bir şeyler yapalım bir başkasını mutlu etmek adına. Bir bakalım kalbimizde o zaman neler hareketleniyor, hangi duygular, hangi ışıklar, hangi ışık huzmeleri görünüyor. Belki oradan bir rahmet kapısı açılır da İfet hocamızın tarif ettiği şekilde biz ona bir adım attığımızda bize koşarcasına gelen Rabbimizin huzuruna erişiveririz diyelim. İnşallah bu da dua niyetine gelmiş olsun. Programımız sohbet gibi akıp gidiyor hocam. Ben böyle sohbete dalıyorum. Yönetmenim beni uyarmasa ben belki daha sohbeti uzatacağım. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ayaklarınıza ve yüreğinize sağlık, ilinize sağlık diyorum. Efendim bugünlük ev halinin sonuna geldik. Bizler haftaya yine burada olacağız ve zor karakterlerle, zor kişiliklerle yaşamayı konuşacağız. Sizleri de programa bekliyoruz. Bugünlük bizden bu kadar diyoruz. Sağlıcakla kalın. Evinizin halinden huzur hiç eksik olmasın. Hoşça kalın.